Değerli Bandırma Manşet izleyenleri, şu anda Erdek'teyiz. Yanımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli Balıkesir Milletvekili Namık Havukça var. Efendim, Bandırma Manşet'e hoş geldiniz. Sizi konuk etmekten mutluluk duyuyoruz. Öncelikle 2 Temmuz Sivas katliamının yıl dönümü. Bu konuyu bir düşüncelerinizi alarak konuşalım sohbetimizi efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Önder Balıkçı. Değerli hocam ve Bandırma Manşet'in bir marka olarak yaratan sevgili dostum Zeki Karadeniz, sizlerle beraber Erdek'te bulunmaktan ben de büyük mutluluk duyuyorum. Tabii Türkiye'de bugün mutluluk sözcüğünü kullanmak Türkiye'nin bugünkü ortamında gerçekten çok zor. Türkiye'nin içte ve dışta büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir süreçte, iç barışımızın ciddi darbeler aldığı bir süreçte yaşıyoruz. Bu çerçevede yarın 2 Temmuz 1993 Sivas katliamının yıl dönümü. Tabii Sivas'ta yakılan aydınlarımızın orada ölümün kenarından, uçurumun eşiğinden kurtulan sevgili büyük yazarımız, Türk edebiyatının büyük ustası Aziz Nesin ölümün kenarından döndüğü bize çok acı şeyler hatırlatan bir gün yarın. Sivas katliamının yıl dönümünde ben Türkiye'de barışın dilinin, sevginin dilinin, kardeşliğin, artık Türkiye'de insanların hak ettiği gerçek huzurlu bir demokrasinin yerleşmesi için mücadele içerisinde olmalıyız. Ama ne yazık ki buradan üzülerek ifade etmek gerekir ki Sayın Başbakan, Türkiye'de barış dilini kullanmak yerine, sevgi dilini kullanmak yerine, hoşgörü dilini kullanmak yerine, ulusal birlik ve bütünlüğümüzün ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu kullanmak yerine toplumu ayrıştırıcı, toplumu bölücü, toplumu kamplara bölücü, toplumda ayrımcılığı körükleyen bir dil kullanıyor. İşte kindar gençlik, dindar gençlik söylemleri. İşte toplumumuzda doğu kökenli, Kürt kökenli yurttaşlarımıza karşı kullandığı dil. Yargıda bugün Deniz Feneri EV davasında, Ergenekon davasında yargılanan insanlara karşı kullandığı dil. Ne yazık ki Sivas katliamı bugün olmuştur ama Sivas katliamını yaratan ruh hala canlı bir şekilde ülkemizde varlığını sürdürüyor. Bize düşen görev, siyasetçilere düşen görev, toplumda barışı, toplumda kardeşliği öne çıkaran dilin ve söylemlerin kullanılması gerekiyor. Türkiye artık sevginin Türkiye'si olmalı, barışın Türkiye'si olmalı, kardeşliğin Türkiye'si olmalı, hoşgörünün Türkiye'si olmalı diyorum ve 1-2 Temmuz'da yaşamını yitiren aydınlarımızı burada rahmetle, şükranla, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Sayın Milletvekilim, geçtiğimiz hafta sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Burhaneye gittiniz, Körfez'e gezdiniz. O konudaki izlenimlerinizi alabilir miyim? Nasıl karşılandı Sayın Kılıçdaroğlu? Evet. Tabii Sayın Genel Başkanımız Balıkesir topraklarını seviyor. Balıkesir topraklarını. Bildiğiniz gibi Bandırma Festivali'nde Sayın Genel Başkanımızı Bandırma olarak biz ağırladık. Ve Bandırma'da muhteşem bir belediye başkanımız ve belediye yöneticisi arkadaşlarımızla birlikte Bandırma gurur verici bir festival süreci yaşadı. O festival sürecinde birçok sanat etkinliğine imza attık ve Bandırma büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı, geleceğin başbakanını, önümüzdeki sürecin başbakanını karşıladı. Ve Bandırma'da büyük bir coşkuyla Bandırma halkıyla buluştu, bölge halkıyla buluştu. Ben de Balıkesir milletvekili olarak bununla gerçekten gurur duyuyorum Genel Başkanımızı burada ağırlamaktan. Ve Genel Başkanımız hemen bir 10 gün sonra 29 Haziran'da Burhaniye Festivali'nde yine birlikteydik. Burhaniye'de de Burhaniye Belediye Başkanımız Sayın Fikret Akova, biliyorsunuz Burhaniye kökenli milletvekilimiz Ayşe Nedret Akova ile birlikte, diğer milletvekilimiz Haluk Ahmet Gümüş ile birlikte, Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Günaydın'la beraber gelen Genel Başkanımızı, bütün belediye başkanlarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız ve il yöneticilerimiz de coşkuyla karşıladık. Burhaniye Belediye Başkanımız, ikinci dönem belediye başkanlığı yapan Sayın Fikret Okova büyük bir eser ortaya koyarak, sanat eseri ortaya koyarak, altını çizerek söylüyorum, Burhaniye Belediye Sarayı
sanat eserine tescil edilmiş bir eser olarak açılışını gerçekleştirdik. Yani Burhaniye Belediye Başkanlığı Sarayı tarihi eser değil, sanat eseri ve gelecekte de tarihi, hem tarihi eser hem sanat eseri olarak yer alacak. Muhteşem bir belediye sarayı gerçekleştirdi. Genel Başkanımızla birlikte biz orada o coşkuyu birlikte yaşadık. Ve Burhaniye'de Körfez'in o güzel sularında, o zeytinin ve barışın topraklarında orada muhteşem bir belediyecilik örneği sergileyen Burhaniye Belediye'mizin ve halkımızın coşkusuna katıldık. Genel Başkanımızla o coşku sonrasında biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminde Suriye sorunları var. Türkiye'nin gündeminde şu anda yargı paketi reformu tasarısı var. Onu değerlendirmek üzere Ankara'ya döndüler. Ve şu anda gündemimiz Suriye ve gündemimiz yargı reformu paketi. O nedenle Burhaniye'deki etkinliklerimizde son derece başarılı bir çalışma sergiledik. Ve bize geleceğe ilişkin çok büyük umutlar verdi Burhaniye oradaki başarımız. Yerel yönetimler adına gurur verici şeyler izledik. Sayın Milletvekilim, sık sık meclis kürsüsüne çıkıyorsunuz. Gerek Türkiye'nin, gerek Bandırma'nın sorunlarını dile getiriyorsunuz. Ben şimdi şu anda çok önemsediğim, sizin de önemsediğinizi bildiğim bir konuya girmek istiyorum. Balıkesir'in büyük şehir mi, bütün şehir mi olacağı konusu hala tereddütte. Ve Bandırma'da bu konuda bir hali tedirgin. Çünkü yıllardır beklenen bir il olma özlemi var. Bunun hayal olmak üzere olduğunu düşünüyor herkes. Bu konudaki düşüncenizi almak istiyorum. Bu arada bir il olma konusunda Bandırma'nın çalışmanız, önergeniz var mı? Bu konuda da bilgi rica ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben önümüzdeki günlerde milletvekili seçildiğimin üzerinden biliyorsunuz biz 11 Haziran seçimlerinde seçilerek Ankara'da 15 Temmuz tarihinde göreve başladım. Ben yemin ederek Ankara'da görevime başladım. Yani yeminli bir başlangıç olarak sayarsak 11 Temmuz tarihinde milletvekilliğimin birinci yılını tamamlamış olacağım. Dolayısıyla ben Balıkesir'den Ankara'ya giderken bir siyasetçi olarak siyasi yol haritamı şöyle belirledim. Ben bütün tercihlerimde, bütün seçimlerimde Türk halkının yararına olacak olan, çevreyi koruyacak olan, insanı geliştirecek olan, toplumda demokrasi kriterlerini genişletecek olan bir siyasi çizgi izleyeceğim ve kesinlikle polemik üzerinden siyaset yapmayacağım. İnsanlara saldırganlık üzerinden siyaset yapmayacağım. Ben toplumun sorunlarına odaklı, çözüme odaklı, sevginin siyasetini, barışın siyasetini, hoşgörünün siyasetini, kardeşliğin siyasetini, dayanışmanın siyasetini yapacağım. Ve bu çerçevede de yaptığım bütün çalışmalarda Ankara'da ifade ettiğiniz gibi meclis kürsüsünü bir siyasi kürsü olarak söyleyecek sözü olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kutsal kürsüsünde, halkın kürsüsünde, milletin kürsüsünde çıkarak partinin görüşlerini, bölgemin sorunlarını ifade etmek için bir fırsat olarak değerlendirdim. Ve bu çerçevede öğretmenler gününde, avukatlar gününde, çiftçiler gününde, partimin kamu emekçileri sendikaları yasasında, yargı paketi yasalarında birçok konuda partimin görüşlerini çıkarak kürsüde sözcü olarak ifade ettim ve etmeye de devam ediyorum. Tabii ben Balıkesir milletvekili olarak Ankara'da partimde yerel yönetimde üst komisyonu görevlisi olarak partimde görevlendirildim ve partimin önümüzdeki süreçlerde yerel seçimlere odaklı bir stratejisinin Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Günaydın'la birlikte 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti politikalarının stratejisini belirlemek üzere bir görev içerisindeyim. Bunun yanı sıra yine partimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Komisyonu'nda temsil ediyorum. İçişleri Komisyonu bildiğiniz gibi Türkiye'de yeni il ihtisas edilmesi, yeni ilçe kurulması gibi alanlara bakan bir önemli bir komisyon. Ve bu komisyonda da şu anda Türkiye'nin gündeminde Sayın Başbakan'ın ifade ettiği nüfusu, il nüfusu 750 bini geçen illerin büyükşehir ya da bütün şehir belediyesi yapılması ile ilgili kamuoyunda hepimizin merakla beklediği konuşmalar var. Şimdi bu konuşmalarda sadece beyanlar var. Yani somut olarak şu ana kadar İçişleri Komisyonu'nun gündemine
bütün şehir ya da büyük şehir yasası ile belediyesileri ile ilgili herhangi bir somut bir belge tasarı önümüze gelmedi. Şimdi tabii kamuoyu, özellikle Bandırma kamuoyu ve Balıkesir kamuoyu henüz kafalarda netleşmiş şeyler yok. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim konumuz çok açık ve net. Biz Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Genel Merkez Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük şehirlerin bütün şehre dönüştürülmesine karşıyız. Bir defa onun altını çizmek istiyorum. Buna Balıkesir de dahil olmak üzere. Biz Balıkesir'in büyük şehir olmasını destekliyoruz. Ancak belde belediyelerin kapatılmasını sonuçlayacak. Köylerimizin güzel kişinin sona erdirecek bir yasa tasarısına kesinlikle karşıyız. Şundan karşıyız. Biliyorsunuz Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı hizmetlerin en yakın, en nitelikli ve yerel birimden verilmesini hedefleyen Yerel Yönetimler Özellik Şartı var. Şimdi AKP'nin getirdiği bu tasarı, bütün şehir belediyesi tasarısı ve belde belediyelerimizi kaldıracak olan tasarı bu şeyle çelişmektedir. Şimdi bakın Balıkesir bütün şehir belediyesi bugün Erdek Ocaklar beldesi kaldırıldığında, belediyesi kaldırıldığında Ocaklar Balıkesir'e 125 kilometre olan mesafede nasıl belediyecilik hizmeti verecek? Yani yine örnek vermek gerekirse Edremit Altınoluk bugün yaz nüfusu 150 bin 200 bine yaklaşan Altınoluk beldesinin belediyesini kaldırdığınızda o halkın belediyecilik sorunlarını bütün şehir belediyesi nasıl karşılayacak? Belediyelerimiz açısından son derece hatalı bir karar bizce. Zaten ikinci bir adım, köy tüzel kişilerinin kaldırılması da siyasi tarihimiz açısından vahim bir hata olur. Şundan dolayı hata olur. Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz biz parlamentoda, parlamentonun tabanında 16 büyük Türklerin kurduğu 16 devleti simgeleyen avizeler vardır. Ve bayraklarımızda da Cumhurbaşkanlığı forsunda da bu vardır. Türklerin devlet kurma geleneğinde en küçük örgütlenme köy örgütlenmeleridir. Yani bunlar bidayetten beri, Orta Asya'dan beri Türklerin Anadolu'da örgütlenmesinde köy örgütlenmeleri bir atomun çekirdeği gibi çok önemli işlev görmüştür. O nedenle eğer siz Türklerin köy tüzel kişiliğini kaldırdığınızda Türklerin tarihinin temeline dinamit koymuş olursunuz. Yine köylerimizle ilgili somut olarak çok ciddi sorunlar yaratacak. Köylülerimizin tarlalarında emlak vergileri belediye vergisine tabi olacak ve içinden çıkılmaz bir mali külfet getirecek köylerimize. Yine köylerimizde yapılacak olan hayvan damlarından, inşaatlardan belediye harcına tabi olacağından ciddi anlamda sorun ve sıkıntılar yaratacak. Çok köylerimizin üzerine mali külfet yükleyecek. Çöp vergisi, temizlik vergisi, su paralarının fahiş fiyatlara çıkması. Dolayısıyla bütün şehir belediyesi tasarısı eğer gelirse söylendiği şekliyle Balıkesir'de ve Türkiye'de çok ciddi sorunlar yaratacak. Siyaset sorun yaratmak değil, sorun çözmek üzerine kurgulanması lazım. Dolayısıyla biz bunların hazırlıklarımız var ve dile getireceğiz. Bandırma'nın il olması konusuna geldiğimizde, tabii ben Balıkesir milletvekili olarak Bandırma kökenli, Bandırma'nın köyünde doğup büyüyen bir siyasetçi olarak, şüphesiz Bandırma'nın ben çocukluğumdan beri, Bandırma'nın il olması 50 yıl bir hayaldir Bandırmalılar için. Ve bu artık bu hayalin Bandırma gerçeğe dönüşmesini arzu etmektedir. Bandırma'da ticaret odası başkanımız, sivil toplum örgütlerimiz, bütün Bandırma böyle bir hayal içerisindedir. Ama tabii bu konu bugüne kadar ne yazık ki sürekli istismar edilerek siyasetçiler tarafından Bandırma halkı kandırılmıştır. Ben artık gerçek üzerinde siyaset kurgulamak istiyorum ve gerçeğin siyasetini yapmak istiyorum. Bandırma'nın iyi olması kriterleri tuttuğunda bunu Balıkesirli bazı siyasetçi arkadaşlarımız ya da bazı sivil toplum örgütleri bunu dile getirdiğinde Bandırmalılar ve Bandırmalıların bu duygularını ben dile getirdiğimde beni Balıkesir'de bölücülük yapmakla suçluyorlar. Şimdi bu tabii bu kullanılan dili ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Çünkü bir ilçenin büyüyerek il olması bölücülükle nitelendirilmesi son derece hatalı bir yaklaşımdır. Çünkü birçok örnek var Türkiye'de. İşte Niğde'den Aksaray ayrıldı, Yunanistan bağlandı, Bulgaristan'a bağlandı. Bu dil çok yanlış bir dil. Eğer objektif kriterleri varsa, bölgenin ekonomisi, bölgenin gelişmişliği, bölgenin dinamikleri, eğer o ilçe kabına sığmıyorsa il yapmak bir zorunluluktur o bölgeyi. Bu şekilde yaklaşmamız lazım.
Bizim kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız bizim Bandırma'nın il olması ile ilgili Bandırmalılara bir sözü de vardır. Tabii biz bunu bütün şehir, büyükşehir belediyesi geldiğinde